Edirne Belediyesi birçok belediyeye ve belediye ile çalışan kooperatiflere örnek olmaya devam ediyor. Edirne Belediyesi Etus sistemiyle gittiğin mesafe kadar öde, kesintisiz 24 saat ulaşım sistemi ve WhatsApp şikayet hattı gibi birçok projeyi hayata geçirerek diğer belediyelerin de dikkatini çekmeyi başardı. Bu kapsamda Kırklareli Belediyesi'nden Zabıta Müdürü Serkan Kuru, Kırklareli Belediyesi Meclisi Ulaşım Hizmetleri Komisyon Başkanı Savaş Çekinmez, Kırklareli Belediyesi Meclisi Ulaşım Hizmetleri Komisyon Üyesi Sualp Aldüz, Kırklareli Belediyesi Meclisi Ulaşım Hizmetleri Komisyon Üyesi Samet Babacık, Kırklareli Belediyesi Meclisi Ulaşım Hizmetleri Komisyon Üyesi Ayten Doymaz, Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusu Esin Oduncu, Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birim Personeli Osman Duraker, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun'u ziyaret etti. Heyet Etus sistemiyle merak ettiklerini sordu. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun da hayata geçirilen Etus sistemini tüm detaylarıyla paylaştı. Son yapılan güzergah değişikliklerini anlattı. Toplu ulaşımın dünyanın her yerinde küçük ya da büyük sorunların yaşandığı bir hizmet olduğuna dikkat çeken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, "Edirne halkı için kentimizde en iyi ulaşım sistemini kurmak için mücadele ettik. Zaman zaman yaşanan aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızın eleştirilerine de maruz kalmaktayız. Ama her zaman dediğim gibi toplu ulaşımın dünyanın her yerinde küçük ya da büyük sorunların yaşandığı bir hizmettir. Toplu taşımanın kitlesi insan olduğu için %100 memnuniyet hiçbir zaman olmaz. İnsan her zaman doğası gereği en iyisini, en güzelini, en mükemmelini istemiştir. İstemeye de devam edecektir. Bugüne kadar bazıları büyük şehir olmak üzere birçok belediye kapımızı çalarak toplu taşıma sistemimiz hakkında bilgi aldı. Kurduğumuz bu sistem birçok belediyeye örnek oldu, olmaya da devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor, doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor," dedi.